denizaltına da bakacağız. Türk donanmasının kahraman askerleri denizaltılarda günler, hatta bazen aylar süren görevlerde bulunuyorlar. Gün ışığından uzak kalıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı denizaltındaki o zorlu görevi anlatan görüntüler paylaştı. Mavi Vatan savunmasındaki Mehmetçiğin duygularına yer verdi. İzliyoruz. 255 son kentleriz. Tam. Bismillah. Ateş. Bizlerin ana görevi Türkiye'nin çevre denizlerinde, Mavi Vatan'da deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak ve her an harbe hazır bulunmaktır. Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçileri, denizaltıları, namı diğer Kara Kızlar 7/24 teyakkuz halinde. Denizin metrelerce altında günler, haftalar, hatta aylar geçiren Türk askeri için yaşam kolay değil. Ancak herkes sorumluluğunun farkında. Döneceğimiz günü bilmeden limandan ayrılır. Gece ile gündüzü tayin etmek için ışığın renginden anlarız. Haftada bir gün 3 dakika içerisinde duş alır. Bir yatağı iki kişi paylaşırız. Kader birliğiyle canımızı birbirimize emanet ederiz. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri'nin en caydırıcı unsurlarından biri olan denizaltılarla ilgili video paylaştı. Bizler de denizlerin altında, derinliklerde, sessiz sularda her an verilecek görevlere hazır şekilde dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında başarıyla yerine getirmek yeterliliğine sahibiz. Sahip olduğumuz modern sensör sistemleri ve millileşen cihaz ve sistemlerle de ateş gücümüzle oldukça caydırıcı bir platformuz. Büyüyen teknolojik adımlar ve yerli savunma sanayinin kapasitesiyle Türkiye denizlerdeki hakimiyetini de her geçen gün artırıyor. Denizaltı filosu Türk donanmasının önde gelen vurucu güçleri arasında yer alıyor. Personelimizle ve kara kızlarımızla bütünleşerek kader birliği ve profesyonellik anlayışıyla kendiliğinden işleyen kusursuz bir organizasyon oluşturmak gayretindeyiz. 40 bot periskop gelmeye hazır.